Selamun aleyküm değerli dostlar. Dini yayınlar video serimizde bugün İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Numan bin Sabit'in başından geçen bir hadiseyle sizlerleyiz. Çok eski zamanlarda Küfe şehrinde genç bir adam yaşardı. Bu adam Allah'ın emrettiği şekilde yaşayan, kalbi iyilikle dolu bir Müslümandı. İçki içmez, kumar oynamaz, yalan da söylemezdi. Helali, haramı bilir, beş vakit namazını aksatmadan kılardı. Sabit ismindeki bu genç adamın hiçbir kötü huyu yoktu. Bir gün abdest almak için dere kenarına inmişti. Yeşil ağaçların gölgelediği dereye doğru çömeldi ve abdest almaya başladı. Abdestini henüz bitirmişti ki yukarıdan yuvarlana yuvarlana gelen göz alıcı kırmızılıkta bir elma gördü. Derenin akıntısına kendini kaptırmış, kah sıçrayarak, kah yuvarlanarak, döne dolaşa sularla birlikte akıp gidiyordu. Genç adam elini uzattı. Bir taşın üstünden son sıçramasını yapan elma, gencin eline düştü. Sabit ismindeki bu genç, elmayı ısırdı. İyice olgunlaşmış ve lezzetlenmiş olan elmanın tatlı suyu boğazından midesine doğru akarken bir anda elmanın tatlılığını bastıran müthiş bir acı hissetti içinde. Güzelliğine dayanamayıp ısırdığı bu elma kendi malı değildi, satın da almamıştı. O halde helallik almadan nasıl ısırmıştı? Telaşlı bir şekilde etrafına bakındı ve sonra elmanın sahibini bulup helallik almaya karar verdi. Elmanın geldiği tarafa doğru dere boyunca yürümeye başladı. İlerledikçe güzelleşen dere kenarları bağ ve bahçelerle süsleniyordu. Biraz daha yürüdü ve ileride bir elma bahçesi gördü. Bahçe sahibi elma topluyordu. Elinden kaçan bazı elmalar yere düşüyordu, yuvarlanıp dereye inerek suların akıntısına kapılıp gidiyordu. Eline baktı. Aynı cins elmaydı. Bahçe sahibinin yanına giderek durumu anlattı ve ondan helallik istedi. Durumu öğrenen bahçe sahibinin gözleri önce sevinçle parladı. Sonra ciddileşerek, "Yo, öyle hakkımı kolay kolay helal etmem. Bir müddet bahçemde çalışır, evimde hizmetkarlık edersen o zaman düşünürüm." Genç adam çaresiz kabul etti.
bir müddet bahçe sahibine hizmet etti. Sonra artık zamanın geldiğini düşünerek tekrar helallik istedi. Bahçe sahibi, "Tamam, elmayı sana helal edeceğim. Lakin bir şartım daha var." Genç adam, çaresiz kabul manasında başını sallayınca devam etti. "Benim bir kızım var. Gözleri görmez, kulakları duymaz, elleri tutmaz, ayakları yürümez. Onu nikahına alırsan, onunla evlenirsen, hakkımı sana helal ederim," der. Sabit, "Bir lokma da olsa haram haramdır. Yarın ahirette onun hesabını vermek daha zor. Tek hakkını helal etsin de, ben de kabul edeyim," diye düşündü ve kabul etti. Düğün hazırlıkları bitti, merasim tamamlandı, gerdeğe girme zamanı geldi. O zamana kadar kızı hiç görmemişti. Görmeyen, duymayan, yürümeyen ve tadamayan insan nasıl bir şey olurdu ki? Bu düşünceyle gerdek odasına girince dondu kaldı. Karşısında mahcubiyetten yüzü kızarmış, gözleri yerde, güzeller güzeli bir kız. Sabit derhal odayı terk ederek kayınpederini buldu ve ona bir yanlışlık olduğunu, odada çok güzel bir kızla karşılaştığını anlattı. Bahçe sahibi hafif bir tebessüm ederek büyük bir şefkat ve muhabbetle söze başladı. "Bak oğlum, o kız görmez. Çünkü bugüne kadar harama bakmamıştır. Bunca zamandır bizimle olduğun halde bir kere olsun onu görebildin mi? Duymaz, çünkü harama kulağını tıkamıştır. Yürümez, çünkü ayakları harama gitmemiştir. Tutamaz, çünkü elleriyle haram olan bir şeyi tutmamıştır. Elmayı yediğin gün bana gelince senin kızıma layık bir oğul olduğunu düşündüm. Bunca zaman sırf bir elma ısırmanın helalliği için hizmetkar olarak kalınca da artık seni damadım yapmaya karar verdim. Haydi, var git, o kız senin helalindir. Allah sizi mesud etsin. Yediğin elma da helal olsun. Elma bahçemin tamamı da senin olsun," dedi. Aradan günler geçti. Yeni evlilerin bir erkek çocukları doğdu. Vakti gelince hocaya gitti. 7 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Müjde anneye ulaşınca etrafındakilere, "Babası o elmayı ısırmasaydı, oğlum 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi," dedi. Değerli Zagor TV takipçileri, hikayemizdeki Sabit isimli zat, İmam-ı Azam Hazretlerinin babası, bahsi geçen kadın da annesidir. Mezhebimizin imamı, işte böyle bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştir. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Amin.